Duygu ve düşüncelerimizi hep tersiyle anlatırız. Aslında bu dertten hepimiz müzdaribiz. Diyelim ki bir şeye öfkeleniyoruz, kızıyoruz ya da üzülüyoruz. Ya yok bir şey oynayıp hani güler yüzle karşılıyoruz ya da gerçekten bizi üzen bir olaya karşı ne yapacağımızı bilemiyoruz. Şimdi onlardan bir olay anlatmak istiyorum size. Bir danışanımın yaşadığı bir sorun, eşinin eve geç gelmesi ve bu danışanın da verdiği tepki üzerine hepimizin yaşadığı sorunlardan bir paylaşımda bulunmak istiyorum. Diyor ki danışanım, eşim eve geç geliyor ve ben onun geç gelmesinden dolayı kızıyorum, küsüyorum, arkamı dönüyorum, ilgilenmiyorum, ilgisizmiş gibi davranıyorum. Peki dedim, gerçekten ne hissediyorsun? Gerçekten ne anlatmak istiyorsun? Yani yaşadığın duygu halin ne diye sorduğumda aslında tabii kendisi de duygusunu tersiyle ifade ettiğini farkında değil. Peki dedim, sen aslında eşinin eve geç gelmesinden dolayı üzülüyorsun değil mi? Evet dedi. Peki onun eve erken gelmesi seni mutlu edecek değil mi dedim. Evet dedi. Aslında ben bunlara kızıyorum. Peki neden bunu olduğu gibi kendisine paylaşmayı düşünmüyorsun dediğimde şaşırdı. Galiba dedi, ben bunu söylersem sanki ilgiyi üzerinde tutmak için sürekli geç gelecekmiş gibi kaygılanıyorum. Sanki ben ona bunu söylersem şımaracakmış gibi düşünüyorum. Çünkü böyle öğrendim. Yani bize böyle öğrettiler. Sevgini fazla belli etme. Onu önemsediğini çok fazla ona yansıtma. Yoksa şımarır. Sanıyorum ben bunu bilmeden yapıyormuşum diye ifade ettiğinde olayı yakaladık. Ve oradan yol almaya başladık. Peki dedik. Dedim. Bir de eşin tarafından olayı değerlendirelim. Sen ona küsüp, kızıp, kapıyı çarpıp, sırtını dönüp uyuduğunda ya da ilgisiz göründüğünde o da bunu böyle alıp üzülmüş olamaz mı? Madem bu kadar istenmiyorum, bari her zaman geç geleyim diye düşünmüş olamaz mı? Yine kendisini tahakküm altında, baskı altında hissettirmiş olamaz mısın? Hiç böyle düşündün mü diye sorguladığımızda bu tutum ve davranışının yanlış olduğunu ve bunu muhakkak yeniden gözden geçirip farklı davranması gerektiğine ulaştık. Peki ne yapması gerekiyor bu bayanların ya da beylerin böyle durumlarda? Değerli hanımlar ve beyler, böyle durumlarda duygunuzu sağlıklı ifade etmeyi denemelisiniz. Yani karşınızdaki insanı merak etmişseniz, özlemişseniz, onunla sağlıklı bir vakit geçirmeyi arzu ediyorsanız bunu kendisine ifade etmeniz çok daha sağlıklı olur. İlişkinizi daha sevgi dolu, daha saygı dolu, daha anlaşılır bir zemine taşıyacağı için doğru olan bu iletişimi kurmaktır. Aksi takdirde duygularınızı tersiyle ifade etmeniz sorunu daha da çok büyüteceği için bunun tam tersini, duygularınızı ve hislerinizi ifade etmekte daha net, daha sağlıklı, daha paylaşımcı uyguladığınızda sonucun ne kadar değiştiğini göreceksiniz. Çünkü bu danışanımız duruma bakış açısını değiştirdiğinde olay kendiliğinden çözüldü ve eşi artık geç kalırken bunu düşünmeye, eşini üzmemek adına özlendiğini hissettiğini için vaktinde eve gelmeyi tercih ettiği dönüşlerini aldık. Tavsiye edilir.